SÖKE'mizin ve Aydın'ımızın değerli basın mensupları, bugün itibariyle SÖKE Belediye Başkanlığı'nda 6 ay 1 haftamı doldurdum. Amacımız 6 ayda neler yaptık bunu kamuoyuna sizlere anlatmak. Zaman zaman bir araya geliyoruz aslında. Ama böyle hep birlikte olmak, daha şeffaf olmak, ben önemsiyorum şeffaflığı. Müsaadenizle öncelikle 6 ayda neler yapmışız? Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden başlıyorum. Göreve geldiğimizde hepiniz bildiği gibi ilaçlama noktasında, sivrisinekler noktasında, karasinekler noktasında SÖKE kamuoyunda ciddi bir sorun vardı, şikayet vardı. Burada 8 adet ULV aracımızı geldiğimiz ikinci gün 12'ye çıkardık. İlaçlama gün sayısını arttırdık. Benden önce bir gün boşluk vermek suretiyle ilaçlama yapılıyormuş. Biz bunu her güne çıkardık. Yani 7-24 yaz boyu, Eylül-Ekim ayı dahil ilaçlamalarımızı tamamladık. Şimdi tabii bu sivrisineklerle alakalı esas ana problem malum Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayından itibaren bunların yumurtlama dönemleri dediğimiz dönemde müdahale etmek. Onu da inşallah bu yaz problem olmaması adına gerekli müdahaleleri yapacağız. İlaç alımlarımızı yaptık, yapıyoruz. Örneğin yeşil alan ilaçlama makinesini, iki tane ilaçlama makinesi alıyoruz. 27 Aralık'ta ihalemiz sonuçlanacak. Yeşil alan ilaçlama makinesi. Engelli aracımız bakımını yaptık aktif hizmette. Bugüne kadar 117 engelli vatandaşımız faydalandı. Hiç kimseyi geri çevirmedik. Barınak konusu hep konuşuluyor. İlk ağızdan duyun. Biz bunu zaten bir yasal zorunluluk. Biz bunu ihaleye çıktık arkadaşlar. Kaynağında bulduk, yarattık. Ancak ihaleye 3 firma girdi. Maalesef yaklaşık maliyetlerin çok üzerinde bir şirketinde belgelerinde eksiklik vardı. Dolayısıyla bu barınak ihalesini 2023 yılı içerisinde start veremedik. Ama 2004 yılı içerisinde start verebiliriz. Onunla ilgili bürokratlarımla istişare halindeyiz. Bütçemiz var mı? Bunu yapabilir miyiz? Ya da biraz minimize edip, çünkü ilk proje o günkü rakamlarla 15-16 milyonluk bir projeydi. Bugün bu rakamlar takdir edersiniz ki 20'leri geçiyor. Türkiye enflasyonist bir ortamda. Dün sattığınızı bugün yerine koyma şansınız maalesef yok. Barınak konusunda ben yani ilk günden beri duyarlıyım. Çünkü sadece SÖKE'mizin değil, ülkemizin genel bir problemi. Bu arada Ocak ayında ilk etapta 300 adet hayvanın kısırlaştırmasına başlayacağız. Şimdi bu kısırlaştırma da aslında devlet müdahalesi olmadığı zaman kalıcı bir çözüm değil. Yani bunu her ilçe, her belediye diyelim, her belediye aynı hassasiyet ve aynı duyarlılıkta hareket etmediği zaman biz burada 2000 hayvanı da kısırlaştırsak diğer belediyelerden buraya köpek bırakıldığı zaman biz yine aynı yere dönmüş oluyoruz. Yani bu ülkenin genel problemi bana göre ki ulusal basında neredeyse her gün bu konuyla ilgili, bu sıkıntıyla ilgili haberlere rastlamaktayız. Ama biz en azından hani bahane üretmiyoruz, çözüm üretmek için iyi niyetli adımlar atıyoruz. Bunların hepsi birer külfet, birer maliyet bizim için. Sağlık işlerine böyle kısaca geçtim. Şimdi Temizlik İşleri Müdürlüğü, biz göreve geldiğimizde konteynerlerimiz çok eskiydi. Konteyner sayıları yetersizdi. Gelir gelmez 500 adet yeni konteyner aldık. 111 adet konteynerimizi yeniledik. Bu arada araçlarımız maalesef zamanında diyelim, bu araçlar yenilenmediği için vakti zamanında, yani daha alınabilir, Türkiye ekonomisi daha iyi şartlardayken bunlar öngörülmemiş anladığım kadarıyla, yenilenmemiş. Dolayısıyla bunların yerine
Hatırı sayılır sayıda araç alma şansımız zor bu bütçelerle. Biz en azından makul sürede, yani 9 aylık şu acil ivedi durumu gidermek adına, yoksa bundan sonraki süreç nasıl ilerler onu bilemiyorum. Bunu bir denemiş olalım. Yani artık günümüz Türkiye'sinde birçok belediye nasıl söyleyeyim, hani bu tip yüklerini kendi personeliyle, kendi araçlarıyla yapmıyor. Yani şantiye kısmı dahi olmayan belediyeler var. Artık daha profesyonel yürüyor bu işler. Daha şirketler eliyle, ehil insanlar eliyle, ama Söke Belediyesi bu yola girmemiş uzun yıllardır. Biz biraz zaruret, biraz da bir deneyelim, bir görelim, verim alır mıyız, alacak mıyız? 9 aylık yaptık bu süreyi. Zaten yasa olarak da seçim tarihinden 6 ay sonrası maksimum, 3 ayda bu dönem, 9 aylık bir dönem bu. Şu anda çok memnunuz. Araçlarımız güzel, yeni model, sıfır. Şoförlerine şirket kendi veriyor, mazotunu kendi veriyor. Bakımını kendi yapıyor. Yani bize bu anlamda hiçbir maliyeti yok. Bunun dışında 41 adet yerüstü konteynerimiz vardı. Bunlar şantiye alanında uzun süredir açıkçası yatıyormuş. Bunları çıkardık. Bunları tabii büyük olduğu için bunları kaldırmak, temizlemek adına çaçar diye tabir edilen bir araç kiralaması yaptık. Ondan da çok memnunuz. Yani temizlik işlerinde hem personel sayısını arttırdım, hem araç sayısını arttırdım. Bu anlamda da oradaki de problemi çözdük diyebiliriz. Bu arada temizlik işi müdürlüğü bünyesinde olan bu sıfır atık müdürlüğünü ayırdık. Ayrı bir müdürlük kurduk. Büyükşehir Belediye'mize ait bir yeri sağ olsunlar bize tahsis ettiler. Onların da desteğiyle sıfır atık müdürlüğü kurduk. Sıfır atık adı üstünde. Bu maalesef dünyanın problemi, ülkemizin problemi, ilçemizin, ilimizin problemi, bu atıklar büyük sıkıntı. Bunları gidermek amacıyla böyle bir müdürlük tesis ettik. Oraya bir onlara bir yer tahsis ettik. Oraya personel tahsis ettik. Ve inşallah orada da verimli çalışmalar olacak. Hep beraber yapacağız. Bir katı atık market düşünüyoruz mesela. Yeri hazır. Onu da bir aya inşallah açarız diye düşünüyorum. Yani atıklarını getiren vatandaşa birer kart vereceğiz. Ve o marketten işte ununu, şekerini, ne bileyim yağını alacak gibi. Amaç burada teşvik etmek, kar amacımız yok. Bunu da böyle geçmiş olalım. Park Bahçe Müdürlüğümüz. Bu benden önceki dönemde başlamıştı zaten. Arazilerimiz var, 70 dönüm civarı. Daha fazlası vardı da anladığım kadarıyla ekim yaptığımız şu an 70 dönüm. Burada 20 ton civarı bir, bundan önceki dönemde de elde ettik. Şimdi daha dün tonları attık. İnşallah 20 ton civarı bir un elde etmeyi düşünüyoruz. Söke 10 bu anlamda bize destek oluyor. İşleme noktasında buğdayı. Zeytinlik alanlarımızı işlemeye başladık. Buradan da hattısı çok fazla değil. 250 litre bir zeytinyağı elde etmeyi hedefliyoruz. Ama tabii daha da fazla bu boş arazilerimizi de ekme gayreti içerisinde olacağız. Yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Bu kısa dönemde yeşil alan, toplam 10.000 metrekare bir yeşil alan yapmışız. Doğan Bey mahallemizde Levent Tuncel Üretici Pazarı, rahmetli başkanımızın adını verdik buraya. Sanayi sitesinde 5.000 metrekare bir yeşil alan çalışmamız var. Söke Yazısı'nın olduğu yerde, Novada Kavşağı'nda 1.500 metrekarelik aydınlatma ve yeşil alanımız var. Özbaşı mahallemizde Akçakavak ağaçlarının olduğu bölgeye 65 adet yeni çınar ağacı dikimi yaptık ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir fidan projemiz var. Alt sanayi sitesi Özbaş yolunda. Park Bahçe'de özetle böyle. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarında kendi üretimimiz olan taşları kullanıyoruz uzun bir süredir.
Söke Belediyesi Parka Taşı Üretim Tesislerinde üretim yapılan taşlar yine kendi şantiye ekiplerimiz tarafından döşenmektedir. Personel takviyesi yaptık. Haziran ayından bu yana 21.600 metrekare parka taşı, 4.880 metrekare es taşı, 9.980 metre bordür, 1.735 metrekare düz taş üretimi yaptık. Yine Haziran ayından bu yana 19.460 metrekare kilit parke taşı döşemesi yol yapımı gerçekleştirilirken 300 tonluk asfalt kaplama kullanıldı. 500 metrekare kaldırım, 1000 metre bordür, 50 metre oluk, 100 metrekare düz taş çalışması yapıldı. Ayrıca ihaleye çıktık. Müteahhit eliyle 3500 metrekare yol yapımı gerçekleştirildi şu ana kadar ve devam ediyor. Tabii bu yol olayı, şimdi burada benim tavrımı biliyorsunuz. Yani ben hiçbir zaman gerçeklerden uzaklaşmadım. Böyle bildiğiniz siyasetçilerden değilim. Ne doğruysa, ne gerçekse her zaman onu söyledim. Yani siyaset yapmayı çok beceremiyorum. Bu anlamda yollar, evet, bir sıkıntımız var. Şimdi olan problemi yok diyemem burada. Ama işte bugün de bereketli bir gün yine. Yoğun yağmur aldığımız bir gün. Yağmurlar müsaade ettiği müddetçe biz yolları bahane üretmeden yapıyoruz. Ama bu dönem Söke uzun yıllardır almadığı hizmeti bu 6 aylık zamanda el birliğiyle almaya başladı. Dolayısıyla şantiyeye döndü. Yani güzele kavuşmamız için biraz bunun eziyetini çekmemiz lazım. Dolayısıyla tabii doğalgaz çalışmaları da var. Enerya'nın yaptığı, Aydın'ın yaptığı elektrik altyapı, internet altyapısı, askeri çalışmaları ve bunlar hep daha güzel bir Söke için yapılıyor. İnsanlar evlere doğalgaz gelsin istiyor. Cumhuriyet Mahallesi kazılıyor, konak kazılıyor. Bir yandan buraları toparlamak da bizim görevimiz. Gücümüz yettiğince, yağmurlar müsaade ettiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Bunda kimsenin tereddütü olmasın. Bunu da kısaca böyle özetlemiş olduk. Şimdi son olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. İlçemiz Helenistik dönemden günümüze en görkemli ve en önemli tarihi yapılardan biri olan Pirene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir çalışma başlattık. Doğru değil. Daha önce çalışma zaten benim başkan yardımcım döneminde başlamıştı. Biz burada Kültür Bakanlığı'yla bir sözleşme imzaladık. Yani Pirene'nin kalıcı, UNESCO kalıcı miras listesine girmesi için elimizi taşın altına koyduk tabiri caizse. Oradaki mali sorumluluğu biz üstlendik. Pirene'nin bu listeye girmesi çok önemli, çok önemsiyorum. Çünkü orası bu listeye dahil olduğunda ciddi anlamda Söke'mizin, Güllübahçe'nin turizm potansiyeli çok ciddi şekilde artacak. Bunun için önemsiyorum. Bunun dışında yaptığımız çalışmalar, Güllübahçe Semt Evi Çocuk Turziyer Sergisi, Çocuk Şenliği 11 Ağustos'ta Çocuk Şenliği, 2. Söke Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, 2. Çocuk Şenliği, Söyleşi ve İmza Günü Sinan Meydan, Kuvayi Milliye Destan isimli tiyatro gösterileri, Kurtuluş Günü konserimiz 6 Eylül, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği kapsamında tavuklu pilavlı dağıtım, Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Mutlarlar Günü kapsamında kahvaltı, Sanat Işığında 100 Yıl isimli halk eğitim işbirliğiyle karma sergi, Cumhuriyet Koşusu, Aşık Veysel Müzikali, Fatma Turgut konseri, Cumhuriyet Yürüyüşü ve DJ performans, Hidayet Karakoş ile Nutuk etkinliği, Dalgıç Konağı açılışı, 80-90'lar gülümseten hatıralar, THM Korosu ile yıl sonu konseri, Söke Belediyesi Yılbaşı Partisi inşallah bunu da 30 Aralık'ta yapmayı düşünüyoruz. Yani kültürel anlamda da uzun süredir yapılmayanı yaptık. Özellikle bizim 6 Eylül ve 29 Ekim konserlerimiz Söke'de çok takdir edildi. Büyük bir katılım oldu. Bu anlamda 6 ayda özetle bunları yaptık ama bunun yanı sıra bu yazılı belgeler dışında kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar göreve geldik ilk günden bu yana gece gündüz demeden sabah artık mesai, gece kaçta çıkıyorum, kaçta eve gidiyorum bilmiyorum, sabah erkenden kalkıyorum. Hiçbir bahane üretmeden, bir gün bile tatil yapmadan, personelimle, tüm müdürlüklerimle, canla başla
Söke'yi ayağa kaldırmak, güzel bir Söke hayaliyle yola çıktık. Bu 6 ayda ben uzun süredir yapılmayanları yaptığımı düşünüyorum. Bir kere ben insanlara ilk başkanlık koltuğuna seçildiğim gün 14 Haziran'da ben insanlara dokunacağım demiştim. Ben insanlara dokunduğumu düşünüyorum. Söke halkı bu anlamda Aydın halkı benden, benim bu samimiyetimden, benim bu egosuzluğumdan, bu sıcakkanlılığımdan çok memnun. İnsanlar benim yanıma istediği zaman geliyor. Hani diyorlar ya kapısı açık başkan. Benim kapım da açık, sosyal medyam da açık. İsteyen istediği zaman bana 7/24 yazıyor, ulaşıyor. Gücüm yettiğince, yani gece gözlerim kapanana kadar, telefon elimden düşene kadar insanlara cevap veriyorum. Gerçekten bana göre insanüstü bir gayret. Dediğim gibi, yani insanlar beni bu anlamda sevdi. Benim samimiyetimi sevdi, sıcaklığımı sevdi, egosuzluğumu sevdi, devlet adamlığımı sevdi. Belediyede siyasetçiler kızabilir. Ben siyaset aklıyla belediyeyi yönetmiyorum. Biraz devlet aklıyla yönetiyorum. Dolayısıyla bu toparlanma da buradan ileri geliyor ve böyle de devam edecek. Yani tamam siyasetçiyiz ama biz devlet aklından hiçbir zaman ayrılmayacağız. Hukuk çizgisinden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden Söke'nin her vatandaşı, benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hepsi başımın tacı, hepsi benim için kıymetli. Siz değerli basın mensupları da öyle. Ben bu anlamda hiç kimseyle bir pazarlık halinde değilim. İsteyen istediğini yazar, anlatabiliyor muyum yani? İsteyen istediğini bana iletebilir, eleştirebilir. Ben bunlara sonsuz açığım. Yeter ki yapılan hareket suç teşkil etmesin. O da benim özel ilgi alanım, o da benim özel yeteneğim. O konuda da benim gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmaz. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlar, 6 ayda bakınız, ekonominin hali ortada. Türkiye ekonomisinin hali, işler acısı. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz, yani iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve korkarım ki daha da kötüye gidecek. Çünkü geçmişe bakalım, 2018-2023 bandı iyiye mi gittik? Gitmedik, daha da kötüye gideceğiz. Çok iddialıyım bu konuda, mümkün değil yani. Çünkü ayağa yere basan bir ekonomi politikası yok. Günü kurtarma, özellikle seçim öncesi havada uçuşan vaatler, çıkan gazlar, mazotlar, petroller, efendime söyleyeyim, işte uzaya gidiyoruz gibi. Dolayısıyla artık Türk halkının, Türk milletinin bunların artık karnı tok. Ha, biz bu dönem ne yaptık bakın, 6 ayda hiç bahane üretmedik. Demin size arz ettiğim, tek tek arz ettiğim hizmetleri yaptık. Yani hiç burada hesap kitap yapmadım. Yani ne kadar para harcamışım bunlara. Keşke yapsaydık yani. Ne kadar para gitmiş bu hizmetlere söyleseydik. Bunun dışında bir günden bir güne personelimizin maaşını, çalışan işçilerimizin, emekçilerimizin maaşını eksiltmedik. Veya zamanında vermeme gibi bir durumumuz olmadı. 6 aydır Söke'ye hizmet ediyoruz. Ayrıca bu 6 ayda arkadaşlar 20 milyona geçen bir rakam Söke Belediyesi'ne sponsor desteğiyle, bizzat benim şahsıma yapılan destektir bunlar. Bunları kazandırdık. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bugün babanın oğluna 10 lira, 100 lira para vermediği bir Türkiye'de ben hiçbir karşılık almaksızın 20 milyon üzerinde parayı Söke Belediyesi'ne kazandırdım. Bunu da özellikle söylemek istedim. Bu hizmetler yani öyle kolay yapılmıyor. Gayretle yapılıyor, emekle yapılıyor. Dediğim gibi şeffafız, açığız. Bizim yolumuz belli, çizgimiz belli. Malum bir seçim sürecine girdik. Siz sormadan ben söyleyeyim. Ben bir adaylık müracaatı yaptım. Bu adaylık müracaatını yapma sebebi halktaki bu teveccüh. Yani ben de beklemiyordum bir şey gerçeği. Yani samimi olmak gerekirse bu kadar ilgiyi, bu kadar desteği, teveccühü ben beklemiyordum. Ama tabii sağ olsun Söke halkı, Aydın halkı bu anlamda bana destek verdi. Canı gönülden verdi. Sosyal medyada görüyorum. Aynı zamanda dışarı çıktığım zaman gelen tepkileri görüyorum. Bu noktada halkın böyle bir talebi olduğu için ve bu işi iyi yaptığımı düşündüğüm için bir dönem kaydıyla müracaat ettim. Onu da söyleyeyim. Burada bulunma amacımız benim adaylık açıklamam falan değil. Ben 6 ayda ne yaptığımızı anlatmak amacıyla bir araya gelelim.
daha şeffaf olsun, daha samimi olsun anlamında toplandık. Bunun yanı sıra mesela bu sponsor dedik demin. Mesela Efes Oteli bizim dönemde kamulaştırdı. Rahmetli başkanımız dönemde kamulaştırmıştık bunu. O günden beri duruyordu ve biz en azından sinema bölümünü kültür birimi Söke'ye bir kültür alanı kazandıralım anlamında. Çünkü Söke'mizde böyle bir yer, işte Recep Yazıcıoğlu var, onun durumu ortada. Burayı bilmiyorum, hiç giden mutlaka Söke'li arkadaşlar biliyorlardır ama burası gerçekten çok güzel. Aydın'da bile böyle bir yer yok benim tahminim. Buraya sponsor desteği aldık mesela. Yaklaşık 4 milyon civarı bir destek aldık. Emekliler lokalini açıyoruz. Bu kısa dönemde bunu önemsiyorum. Çünkü Söke'de öğretmen evimiz yok. Emeklilerin gidebileceği uygun rakamlara sağlıklı koşullarda oturabilecekleri bir yer yok. Bu yer de bizimdi. Boş duruyordu. Daha doğrusu kiracıdaydı. Kiracıyı bir şekilde ikna ettik, çıkarttık. Burayı da kazandırdık. Burayı da inşallah bu Mart'a kadar emekliler lokali diye açacağız. Özetle benim söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum mutlaka var ama sizi çok fazla burada meşgul etmek istemiyorum. Zaman çok kıymetli. Herkesin işi gücü var. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.